Sana bir şey vermek istiyorum. Annemin kolyesi. Bu benim hayattaki en değerli şeyim. Artık en değerli şeyim sensin. Ne oldu? Kapı çalıyor. Sen kal. Ne oldu? Ne istiyorsun? Kavga mı edelim? Bak eğer beni öldürmeyeceksen... Kavgayı hiç başlatma Tarık. Çünkü Merve'yi vermeyeceğimi biliyorsun. Hakan? Merve kalk gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Bundan sonra olacakların kararı sende Merve. Üçümüzün hayatının nasıl devam edeceğine sen karar vereceksin. Ya da nasıl biteceğin. Peki. Seninle geliyorum Tarık. Seni istemeyen biriyle bir ömür geçirmek ister misin gerçekten? Sana her baktığında başka birini düşünen biriyle. Senden önce başkasının olmuş biriyle. Böyle durmak olmuyor ki, sabretsem de geçer desem de açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler hep aynı yerler, hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan geçen zaman, sarhoşluğu geçmiyor ki.
aramasam mı, sormasam mı? Böyle durmak olmuyor ki. Sabretsem de, geçer desem de, açlık gibi susmuyor ki. Aynı yüzler, hep aynı yerler, hiç aklımdan çıkmıyor ki. Uyu uyan, geçen zaman, sarhoşluğu geçmiyor ki. Bir kere anlattığım herif anlamıyor beni. Osman baba ne oluyor? İcra memurları piyanoyu almaya geldiler. İcra mı? Ne icrası ya? İtiraz edelim hemen. Nesine itiraz edeceğiz oğlum? 5 aydır taksit ödeyemiyoruz zaten. Boş açıp boş kapatıyoruz dükkanı. Alsınlar. Dükkandaki en değerli şey o. Ya bir dakika Osman baba. Ya bir konuşalım, bize bir süre versinler. Bu piyanonun ne şartlarda alındığını biliyorsun. Gitsin ki borç kapansın. Zaten senin için bir anlamı yok. Artık Yasemin içinde olduğunu sanmıyorum. Osman baba. Bunu alın lütfen. Değerlidir. Borcu karşılar. Ben alamam kızım. Ama Hakan'ı bilmem.